Nefis güzel bir çilekli tatlı, evet pasta tadında bir tatlı yapıyorum. Ondan sonra şöyle hemen sütüm var. Sütüme böyle bisküvileri bandırıyorum. Bandırdıktan sonra diğer tarafta pasta kreması hazırladım. Onu da renklendirdiğiniz reçeliyle şöyle diyeyim ben size. 2 paket, ondan sonra 2 paket, pardon 2 su bardağı süt kullandım. 1 bardak bir tane poşette pasta kreması kullandım. Ondan sonra onu güzel çırptıktan sonra biraz vişne reçeli attım ki renklensin diye. Bugün çilek sosu kullanacağım üzerinde. Böyle buraya atalım onları Hülya. Böyle yavaş yavaş bugün nefis bir... Bu arada bana Hülya yardım ediyor. Böyle bütün hepsini, bütün bisküvileri sütte batırıyorsun. Sütte batırdıktan sonra böyle bunları böyle güzel yavaş yavaş yapıyoruz. Böyle yulaflı bisküvi kullanıyorum. Ondan sonra daha güzel oluyor. Yulaflı bisküvi veya istediğin bisküvi kullanabilirsin. Burçak kullanabilirsin. 1 su bardağı erik suyumun içinde orman meyveli sosumu da böyle hazırladım. Ondan sonra bugün nefis bir tatlı yapıyorum. Evet, pasta tadında bir tatlı. Çilekli güzel bir tatlı yapıyorum pasta tadında. Çilek demeyelim de meyveli bir pasta diyelim yaptık. Kolay bir tatlı yaptım arkadaşlar ve gayet de iyi oluyor. Ve şu anda servisi hazır ve 1-2 saat buzdolabında beklettikten sonra iftar için nefis bir tatlı oluyor. Evet, meyveli güzel bir tatlı yaptım. Çok da kolay bir tatlı oldu. Hoşça kalın.